LGS'ye son iki ay Tonguç Öğren Evet Beyim. hocam ne yapacağız? Aynen ne yapmayı düşünüyoruz? Bir kere Milliyetin Bakanlığımız LGS sınav başvuru kılavuzu yayınladı Tonguç Öğren Bunu göstereceğim sana. Zaten bununla ilgili bir inceleme de yaptık. Birazdan hemen göstereceğim. İçinde böyle önemli bilgiler de var. Ee, bizim için çok gerekli olmayan bilgiler de var. Hemen onu göstereceğim. Ama öncesinde ilk başta bize bir sürü yorum gelmeye başladı. Diyorlar ki Tonguç'um Uğur demiş ki mesela hocam LGS iki ay kaldı videosu çekelim. Tam çekiyor zaten al işte. Fatih demiş ki son iki ay iyi bir lise için geç mi kaldık? Geç demiş. mi kaldık hocam? Bu sene inan büyük bir şansınız var onu söylemek istiyorum. Geleceğiz şimdi. Emir demiş ki bize hocam iki ay kala hiç durmadan çalışsak kalır mıyız? Yüzde bin trilyon. Bu kadar bunun cevabı. Ve LGS 2020 başvuruları artık yok. Zaten yapıldı. Nasıl yani? İstersen girersin istersen girmezsin. Millete bak Otomatik ki, yapıldı yani. Otomatik herkesin başvurusu oldu. O... Dolayısıyla sadece belli e-okula e kayıt olmayan okulların başvuruları okul müdürlükleri tarafından yapılacak ama bütün herkesin başvurusu yapıldı. Tonguç Eladim hem çok istisnaların dışında herkesin başvurusu zaten yapıldı. Ve sınav belgemizi 28 Mayıs'ta alacağız. 7 Haziran'da sınava gireceğiz. 7 Haziran pazar günü sınava gireceğiz. Ve sonuçlarımızı da 1 Temmuz'da alacağız Tonguç Zaten kılavuzda da bunlar yazıyor. Bu arada önemli ayrıntılara baktığımız zaman bu kılavuzu biz bayağı ciddi bir şekilde inceledik. Hepsine Tonguç baktınız hocam Hepsini kılavuzu. göstereceğim sana. 9'da sınav salonu. Hocam benim vaktim az. Bana özetini verin hocam. Özetini verin zaten. Dokuz Bursa sınava salonu olacağız. Fotoğraflı onaylı sınav giriş belgemiz olacak. Geçerli kimlik belgemiz bu. yanında mutlaka almamız gerekiyor. İki kurşun kalem ve kalem tıraş ve silgi gelecek ve ilk 15 dakika kapıları ee, kapılar açık. Ondan sonra da kapanıyor Tonguç Erhan benim. Onu söylemek istiyorum sana. Yani sınava 15 dakikadan çok geç kalırsan artık almıyorlar. Çünkü insanların konsantresi bozulur diye. ABC'de kitapçık türlerimiz olacak. Dört tane kitap türümüz olacak. Peki test kastayına bakarsak Türkçe'de Matabit Efendi 4 kastayımız yani çok önemli dersler. İnkılap, din ve İngilizce onlar. Da önemli çünkü bu bir sıralama sınavı olduğu için bir din, din bir İngilizce neti bile seni binlerce kişinin önüne geçebilir. O yüzden o da çok önemli. Dolayısıyla her şey çok önemli ama bunlar da yaptığın bir soru aslında bunlara yaptığın dört soruya bedeldir diyebiliriz. <laughs> zaman ayarlaması bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. LGS iki ay kaldı. Herkesin asıl sorusu çalışıyorum ama olmuyor değil mi? Evet hocam Heh, olmuyor. ya. şimdi yanlışlarım çok fazla işte pes ediyorum diye arkadaşlarımız var. İki ayda hiçbir şey değiştiremem. Artık zaten çok az zamanım kaldı diye arkadaşlarımız var. Sınav zor olacak. Evet hocam az olduğu için çok zor olacak diyorlar. Şu anda sana şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de bunların hepsi tamamen saçmalık. Hiçbir manası yok. Aa. Burada aslında bizim söylememiz gereken şeyler şey şu aslında. Hedefim için başaracağım. Sınavdan korkan kim ben? O benden korksun ve iki ayda tüm eksiklerimi değil ben ben ayı sınıfı bitiririm ya. İki Aa. ayda çünkü evdeyim zaten. Her yanlış benim için bir tecrübe aslında. Bak şimdi Tomuş Ömer mi? Acayip önemli bir şey var. Şimdi Milliyetin Bakanı dedi ki, Milliyetin Bakanı dedi ki Zaten LGS sadece, sadece birinci dönem konuları dedi. Bu güzel bir, bir haber. Dönem. Bak bu birinci varan, varan bir. Yani gerçekten de olabilecek en bomba olay bu. İkinci olayımız ne biliyor musun? Zaten evdeyiz. Yani okul olmadığından dolayı çalışacak inanılmaz zamanımız var. E zaten ben bunları gördüm okulda. Okulda benim gördüğüm Sadece tekrar yapacaksın. Aynen hocam? sadece tekrar yapacaksın. Burada yapacağın tek şey senin tekrar. Ve evde olduğun için de aşırı fazla zamanım var. Bak fazla demiyorum. Aşırı fazla zamanım var. Zaten dışarıya arkadaşlarına ee, buluşmaya bile çıkamıyorsun. Yani ben bile artık çok sıkıldım gerçekten evde oturmaktan. Ama yapacak bir şey yok. Gerçekten dışarıya çıkamıyor çıkamıyorum. Hocam sizin eviniz, stüdyo diyorlar. Hep burada evet, yaşıyoruz. Evet, evet burada yaşıyoruz. Evet, ama dolayısıyla acayip inanılmaz avantajlısın. Yani bundan sonra hala şu cümleleri kurabiye olman. Mesela şunu diyen arkadaşımıza ağlıyorum gerçekten de. İki ayda hiçbir şey değiştiremem. Yuh! Nasıl? İki ayda insanlar dünyayı değiştirir. Bir de evde oturuyorsun hiçbir şey yapmıyorsun. Dolayısıyla hem ev okul kampıyla hem de kendi çalışmalarında birinci dönem böyle değil. Bak şunu iddia ediyorum. Dokuzuncu sınıfı bile bitirirsiniz bu kadar zamanımız varken. Harika bir yer. Sizden rica ediyorum. Çok basit. Hedefim için başaracağım. Sınavdan korkan kim? O benden korksun. İki ayda tüm eksiklerimi kapatırım. Kork tıpatarım. benden legisim. Hatta daha da fazlasını yaparım. Dereceye oynarım be. Bu kadar kendinizi gaza getirmeniz gerekiyor. Gerçekten. Her yanlış da benim için bir tecrübe. Bu acayip önemli bir laf bu arada. Güncel kaynaklar çok önemli. MEB'in örnek soruları gerçekten çok önemli. Dolayısıyla onları takip etmemiz gerekiyor. Zaten MEB'in örnek sorularını iki katına çıkartacaklarını söyledi Eğitim Bakanlığı. Ve peki ne, neler yapmamız ne gerekiyor? Ne yapacağız hocam? Bir kere düzenli çalışan arkadaşlarımız. Konu tekrarları yapmamız gerekiyor ev okulda. Soru çözmemiz gerekiyor, deneme çözmemiz gerekiyor, sınav provası yapmamız gerekiyor. Eksikleri belirlememiz gerekiyor. Henüz başlamayanlar. Planla çalış, planlamız, planlamamız ve çalışmamız gerekiyor. Soru çözmemiz gerekiyor, deneme çözmemiz gerekiyor. Tabii ki, henüz başlamayanlar ilk başta eksiklerini tek, ta, tekrar tekrar gerekiyor bu da çok önemli Tonguç Hocam Ev okul Nisan programımız zaten biliyorsunuz. Güncel müfredata mi? uygun konu anlatım videoları var ve yeni sorular var Tonguç Hocam ve rehberlik ve motivasyonlar var hocam, aslında. Hocam LGS'ye göre mi gidiyorsunuz EBA'ya göre mi gidiyorsunuz? Aynen. Ev okul tamamen YouTube'dan ve tamamen EBA'ya doğru gidiyorduk ama EBA birazcık aslında geri kalmaya başladı. Dolayısıyla biz artık tamamen LGS'ye yönelik LGS, LGS konuları LGS konularını tak 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 bitireceğimiz şekilde ilerliyoruz Tonguç Eren Bey. Ve burada bu arada bunu söylemek istiyorum. LGS için Mayıs'ta tohum işlemleri, eksik konular kalmayacak. Asla hiçbir şey kalmayacak. Bitecek. Bütün hepsi bitecek. Dolayısıyla sen hem ev okul kampıyla, hem sınıf anahtarıyla, hem kendi yaptığın çalışmalarla bütün her şeyi bitireceksin. Her günün planlı programı geçmeli ve bol bol soru ödevleri çözmelisin. Ve denemelerle sınav provası mutlaka yapmalısın. Ve en uzun ders canlı yayınları da Mayıs ayında geliyor. Sınavdan önce seni en iyi şekilde hazırlayacağız sonuçum. Bu arada Mayıs ayının en farklısı kişiselleştirilebilir günlük programını yapacağız ve son tekrar kitapları geliyor Tomuş Eren Bey'im. Son tekrar zaten geldi. Bunlar geldi. şu anda e, şeyde. Geri sayım denemeleri başladı. İlk tekrar LGS kitabımız yeni nesil matematik son tekrar. Yani burada hemen ilk tekrar LGS kitabımız var. Zaten bu sadece birinci dönem konuları. Bu tam sonra gördüm hocam. Aynen. Son tekrar kitaplarımız tamamen sadece birinci dönem konularını içeriyor ve bu set şeklinde e, veriliyor. Bak geri sayım denemeleri sadece birinci dönem konularında oluşan muhteşem denemeler. Gerçekten de bunlar gibi sorular bulmak gerçekten şu anda zor. Dolayısıyla tam örnek sorulara uygun. Bir de paragraf 10. Çünkü LGS'de Türkçe'de en ayırt dediği şey okuduğunu anlayıp gerçekten iyi paragraf sorusu çözebilmek. Bu da çok önemli Tonguç Eren Bizim e, son tekrar kitaplarımız zaten biliyorsun. Bu arada hemen kılavuzla alakalı birkaç değerlendirme yapmak istiyorum. Çünkü biz senin için bayağı bir oturduk araştırdık. Hemen Neler olur anlatır mısınız? Tonguç Eren Bey bir daha tekrar etmek istiyorum. 28 Mayıs 2020 bizim yapacağımız aslında başvuru maşvuru yok. Herkesin başvurusu yapıldı. 28 8 Mayıs 2020'de e, belgeler geliyor. 7 Haziran'da sınavımız var. 1 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Burada zaten biliyorsunuz hangi liselere girebiliriz? Fen Lisesi'ne, Sosyal Bilimler Lisesi'ne, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne ve proje uygulama ve proje okullarına girebiliriz. Ve Tonguç Kerem 2 oturum şeklinde bulunuyor. 50 soruluk sözel alanda 75 dakika, 40 soruluk sayısal alanda da 80 dakika Aa, olacak Aa sayısal Bey. bir sonra dakika. Süpersin. Evet tebrik teb teb ederim seni. Dolayısıyla sözelde olacakları biliyorsun. Türkçe, inkılap, e, din e, ve yabancı dil yani İngilizce. Tabi bazıları Almanca ve benzeri. Matematik, fen bilimleri derslerimizde Tonguç bizim sayısal alanımızdaki de işler. Şimdi hemen sayfaları hızlı bir şekilde geçmek istiyorum seninle beraber. Başka ne var Bey. hocam? Bir sürü kılavuzda ama bizi İnan ilgilendiren neyse, bizi ilgilendiren hepsinin altını çizdim merak etme. 28 Mayıs'ta sınav giriş bel belgelerimizi alıyoruz sonuçta benim okul Okul müdürlüklerinden mühürlendikten sonra ama bunu da online'a yapabilirler. Bunu da söylemek istiyorum. Bu yakında online olabilir. Onu da söylemek istiyorum sana. Ve aynı zamanda sınava gireceği merkezi, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini aslında burada yazıyor aslında. Dolayısıyla hemen diğerlerine geçiyorum. Bunlar şu anda bizi ilgilenmiyor. Sözel alanda 50 soru var demiştik. 20 Türkçe, 10 kilap, 10 in din 10 yabancı dil oluşuyor. İngilizce yani sözel alanda. Bir ikinci oturum sayısal alanda ise 20 matematik, 20 fen diyorsunuz. Toplam 40 soru var diyoruz. 7 Haziran 20, 2020 Pazar günü olacak. Birinci oturumumuz 9.30'da başlayacak ama bizim sınav yerinde mutlaka 9'da olmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Yani 9.00 deyince sınav yerinde olacaksın. Ve 9.45'ten sonra kimseyi alamıyorlar içeriye. Onu da söylemek istiyorum. İkinci oturumda 11.30'da başlayacak Tonguç Fotoğraflı onaylı sınav giriş belgeni mutlaka getirmelisin. Ve aynı zamanda geçerli kimlik belgesi ve fotoğrafında mutlaka ama fotoğraflı olması gerekiyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Ben yakışıklı Peki. çıkmaya çalışacağım. Aynen tebrik ediyorum seni. Bu arada hemen bak kat sayıları zaten söylemiştim. Türkçe, matematik fen dört din, İngilizce ve birer katsayı da bak bütün hepsini tak. Burada puan hesaplamaları var. Bu sınav kılavuzunda bizi çok fazla ilgilendirmiyor zaten. Bana ne, ya. ne kadar net yaparsak o kadar puan kazanacağız. 1 Temmuz 2020'de Tonguç Eren benim mapgov.tr'den sınav sonuçları e, e, bilgilendirilecek insanları. Peki geldik en önemli kısmı Biz hangi liseye gitmek istiyoruz? Biz hangi liseye gitmek istiyorsak buradan aslında seçeceğiz. Bak burada Tonguç Eren Bey bize bir liste var. Bu liste gerçekten uzun bir liste. Hemen şöyle göstermek istiyorum sana. Böyle bir sürü okul var, bir sürü il e, listesi var ve buradaki listede Bey'im, il, ilçe, sonrasında okulun türü, ATP, yer ATP, Anadolu Teknik Programı bu. yoksa enerji. Fen ve Sosyal Bilimler Programı mı Tonşerom Bey'im? yoksa Fen Lisesi mi, Anadolu Lisesi mi? Burada teker teker yazıyor aslında. Sen buradan bir tanesini seçmeye çalışacaksın. Hemen şöyle düzeltelim birazcık da. Evet tebrik ediyorum. Buradan bir tanesini seçmeye çalışacaksın. Zaten bu kılavuzdan Map de yayınlandı. Okulun türünü buradan. Okul adı var zaten burada. Hepsi Çukurova Elektrik Meslek Lisesi mesela Hümeyra Ökten Kız Anadolu Memut Lisesi ve benzeri öğretim şekli yazıyor burada. Bunlar aslında merkezi sınavla alacak fen liseleri ve sosyal bilimler. Yani merkezi sınavda alacak liseler bunlar tanışan benim. Bu arada çok güzel bir haber vermek istiyorum. Milli Bakanlığı'ndan yeni yapılan açıklamaya göre Kontenjanlar, kontenjanlar. Hani biz bu sene 1 milyon 700 bin öğrenci girecek değil mi Tonguç Evet adım? hocam. 1 milyon 700 bin öğrenci için %50 arttırıldı Tonguç Elal'ım benim. Kontenjanlar %50 arttırıldığı için. Dolayısıyla inanılmaz şanslıyız. Yani hani normalde... Nasıl bak, eyvah, hocam? Ne daha, kadar arttı daha mesela? Daha çok... Daha sayı, çok... sayı verebilir misiniz Hemen hocam? söyleyeyim sana. Mesela hemen... Burada hemen bir tane kalem ver bakalım Tonguç Elal'ım. Hızlı bir şekilde... Hocam bize oluyor. rakam verin. Kaç tane arttırdın? Hemen söyleyeyim bak. Fen liseleri Tonguç Eren Bey. Fen liseleri. Normalde 34.590'dı. Şimdi ne oldu biliyor musun? Kaç oldu? 2020'de yani yeni sınavda 46.710 çıktı Tonguç Eren Bey. Hemen söylüyorum. Sosyal bilimler liseleri. Normalde 9.420'di Tonguç Eren Ama şimdi ne oldu biliyor musun? 12.846 oldu Tonguç Eren Bingo, bingo, bingo. Gerçekten çok iyi oldu bizim. Anadolu Lisesi hocam. Anadolu Liseleri Tonguç Eren Bey. bizim için. 42.460 ton şarap benim. Artık kaç oldu biliyor musun? Kaç tane oldu? 71.000 bin, 71 bin tane kontenjanı var artık. Konular gerçekten... yarıya indi. Aynen. Liseler iki katına çıktı. İki yani. Liseler neredeyse yani. iki katına çıktı gerçekten. Doğru söylüyorsun. Anadolu Meslek Liseleri ton şarap benim. E, 24 bin 427 ton Artık kaça çıktı biliyor musun? Kaç çıktı hocam? 40.130 bin tane kontenjanı var. Aynı şey zamanda hatırladım. Anadolu İmam Hatip Liseleri de hemen söylemek 28.770 de tonguç alan benim. Artık 42.008 kontenjanı var. Yani Rezal artık kontenjanımız ya. gerçekten inanılmaz artık. O yüzden inanılmaz şanslıyız. Hiç moralimizi bozmuyoruz. Dolayısıyla hem sınav kontenjanları arttı. Hem yani o merkez sınavlı öğrenci olacak liselerin kontenjanları arttı. Hem sınav sadece birinci dönemde olacak. Hem evdeyiz. İstediğimiz kadar çalışabiliriz. İstediğimiz gibi zaman harcayamadan ciddi bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışabiliriz. Kontenjanları da buradayız zaten. Okulların kontenjanlarında da artma var. Dolayısıyla mükemmel şanslısın Gerçekten de bu liselere bakarak kendi hayalindeki okulu yaz tomuş benim ve sen de e, hangi liseye hedefliyorsan buraya yaz tomuş benim cevabını ölü sorun cevabını yaz Bu arada bütün bu sadece birinci dönemde oluşan geri sayıın deleri paragrafon e, son tekrar seti ilk tekrar kitaplarımız hepsi iyi buton oluşabilsin ve e, buradan da faydalanıp inanılmaz derecede evdeki neden artırabilsin ve bu arada birinci dönem kitaplarımız yine gelmeye devam edecek hiç merak etme Hadi bakalım e, görüşmek üzere Helal. Sağ olun hocam.